Şimdi önce bunu yapabilmek için herhangi bir kavanoza ihtiyacınız var ama kavanozun ağzı biraz açık olursa çok daha iyi netice alırsınız. Maklome iplerimi Eminönü'nden alıyorum, etiketledim. Çok eski bir firmadır, yıllardır oradan makromelerimi alıyorum. Başka yerlerde var mıyı bilmiyorum ama hep bu firmaya denk geliyorum. İpler çok güzel, %100 pamuk bu ipler. Onlarla yapıyorum. Naylon ipler de biz genç kızlığımızda naylon iplerle de yapardık. Naylon ip de var. Makromeye ait mesela şunlar da bunun parçaları. Şöyle ben bunları bu şekilde kapladım, sardım böyle. Sonra yapıştırdım. İçleri böyle bunların. Tahtaları var. Yani makromeye ait şeyleri makrome ipi satan yerlerde bulabiliyorsunuz. Şimdi önce yapabilmek için şuradan buradan kestim ipimi. İpleri hazırlamak çok önemli. Makromede ipleri boyutlara göre hazırlıyorsunuz. Önce kavanozumun ölçüsüne göre bir şey alıyorum, ip alıyorum. Şuradan bağlayacağım. Bunun burasına ipleri dolduracağım. Ama buna ihtiyacım var. Arada bunu kaynatacağım ve öreceğim. Bu uzunluğa ihtiyacım var. Geliyorum ikinci aşamasına. O ipim bu ip. Uzunca kesilmiş bir ip. Makrome iplerimi hazırladığım kavanozumun boyundan şöyle yaklaşık olarak iki kat hazırladığım iplerimi buraya takacağım. Önce ip hazırlığı yapıyorsunuz. Yani buna yapmadan önce. İpimi arkaya doğru geçirip buraya takıyorum. Bu kaideye takıyorum. Bakın bütün düğümlerin yüzü buraya gelecek. Aşağı yukarı bu kavanoz için küçük kavanozlara da yapıyorum. Orada da hazırlıyorum. Bakın burada da var. Böyle hazırladım. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra örmeye başlayabilirsiniz. Ben 18 tane takıyorum. Biraz aralıklı da takabilirsiniz. Ama 18'i şundan elde ediyorum. Bunu da öreceğim ya. Çift olması lazım sayıların. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bununla beraber 18. Ne yapıyorum? Taktım. Düğümleri önden arkaya doğru takıyorsunuz. Bununla ilgili, şimdi dolmadı diyebilirsiniz, bunları kaydıracağım, hafif bir açıklık sağlayacağım. Bununla ilgili kendi kanalım için bir videolar çektim, bazı videolar çektim. Onları da yakın zamanda düğünden sonra yayınlayacağım. Gerçekten oradan da izleyebilirsiniz. Biraz kaydırıyorum, bakın pekiştireceğim. Bu da benim sayıya dahil ipim. Düğümlü ipim. Şimdi bunların arasını biraz yaptıktan sonra şöyle Ali'ye alacağım şuraya. Şu mumla bir markayı kapatıyorum da Ali'cim dikkatli olalım. Evet, şimdi başlıyorum örmeye. Örelim mi? Şimdi makromede düğüm atmak için 4 tane ipe ihtiyacınız var. 4 ipin ikisini ortada tutuyorsunuz. Ben kendimce bir anlatım yapacağım. İçi çok mu şey, gözükmüyor mu, ne oluyor? Gözüküyor mu yönetmenim? Buraya üstten bir P harfi yapıyorum. D harfi yapıyorum, pardon. D harfi yapıyorum. Soldaki ipimi üste alıyorum. Buradan bunu yavaşça bu aradan geçiriyorum. Birinci düğümümü önce sağa yaptım. Ben genellikle yabancılar soldan başlıyorlar ama ben öyle alışmışım çocukluğumdan beri. Sonra bu tarafa doğru ipim üste kalmak kaydıyla bir D harfi yapıyorum. Sağdaki ipimi bir düğüm iki düğümden oluşuyor. Buradan bu aradan çıkıyorum. Ve buraya hep ortayı çekerek bir düğüm yapıyorum. Daha sonra yan tarafa geçiyorum. Sonra ipleri pekiştireceğim. İplerimi düzgün yapayım. Bunu bu şekilde örerek bütün sırayı tamamlıyorum. Bu sırayı tamamlamadan bir ikinci sıraya geçmeyiniz. Tavsiye etmem. Sayılarda karışıklık olur. Ama ben şimdi yapacağım. Daha sonra bu iki düğümü, iki bu kanalları birbirine geçirmek için bakın bunu yapıyorum. Şimdi bu iki şey birbirine pekişti. Şimdi burada bir düğüm göstereceğim size. Kalp şeklinde, kalp yapma düğümünü göstereceğim. Şu en baştaki ipi alıyorum.
Şuraya doğru geleceğim şimdi. Bunu internetten öğrendim. Bu düğümü bilmiyordum. Bunu çalışarak öğrendim. Bu da iki düğümden oluşuyor. Şunu hep sabit tutuyorum baştakini. Tırnak yardımıyla bunu buraya itiyorum. Tekrar bunu yapıyorum. Tekrar. Basit düğüm, ayakkabı bağlar gibi. Ama burada bir tırnak numarası var. Onu göz ardı etmeyin. Sonra bunu yine böyle. Yani dört tane kalana kadar yapıyorum. Şimdi burada bir kalp motifi çıkıyor. Ya da ben öyle adlandırıyorum. Kızımın nikah kıyılacak yerin arkasına da böyle 3 metre bir pano yaptım. Daha yapıyorum onu. En az 15-20 tane yaptım. Yalnız tabii bunları yaparken genelde hiç konuşmuyorum. Çünkü burada bir sayı olayı var. Kaçırmamak lazım. Akşamları tek başıma ve yalnız olarak yapıyorum. Şöyle bakın, hep tırnakla bu şeyi düzeltiyorum. Bakın şurada bir kalp oluştu. Bembeyaz olduğu için biraz zor gözüküyor. Şimdi onu birbirine pekiştiriyorum. Birinci düğümümü atıyorum. İkinci düğümümü atıyorum. Burada bu kalbi oluşturuyorum. O ne oluyor? O olduğu zaman bakın böyle kalpler oluyor. Daha sonra bütün kalpleri yaptıktan sonra aralarını yine birer düğümle birleştiriyorum. Bu da böyle hazır olmuş oluyor. Hemen şurada farklı bir düğüm tekniği var. Bu da farklı. Nasıl kesiyorum? Biraz uzun yapıyorum. Bazı düğümler, bazı modeller çok ip yiyor. Ben onun için biraz fazlaca kesiyorum. Bir de çalışması daha rahat oluyor. Makasımı altına getirerek kesiyorum. Hazırlıyorum bu şekilde. Bunlardan kaç tane yaptım bilmiyorum. Çok güzel yapan arkadaşlarım var. Hatta bir tanesini programa çağıracağım. Mükemmel makrome işleri yapıyor. Bazı görüyorum, bazı hesaplarda da var. Çok güzel yapıyorlar. Şimdi tekrar tekrar kontrol ediyorum. İçeride mum yandığı için şu anda biraz sıcak. Onun için elim yanıyor, içerideki elim. Evet. Şu şekilde. Şimdi biraz daha kesilmeye ihtiyacı var. Onun rötuşlarını yapacağım. Şimdi böyle bir şey yaptığınızda eğer şurada bir buruşukluk veya ipten kaynaklı bir şey olursa bunu musluğun altına tutuyorum ve ıslatıyorum. Bunlar çok güzel o zaman düzeliyorlar, bir forma giriyorlar. Bunun bir tık daha tıraşlanmaya ihtiyacı var. Ama ben vakit kaybetmeden tüye geçiyorum. Tüyü nasıl yapıyorum? Şimdi tüy içinde önce ip hazırlıyorum. Ne yapıyorum? Uzunca bir ipim var. Uzunca ipimden şöyle kendime bir ölçü yapıyorum. Hatta bunlar bir tık uzun ama olsun, sonra kesiyorum, tıraşlıyorum. Böyle böyle iplerimi hazırlıyorum. Şimdi bunu şöyle dinleyebilirsiniz. Yün olarak görün bunu. Biraz kalınca bir yün, ince bir yün, biraz çiftlikleşmeye uygun bir yünle yapabilirsiniz. Yününüzü hazırladınız farz edin. İsterseniz makromeden, isterseniz spagetti ipten. Ortasına bir kaide yapıyorum. Bunları da büyük büyük yapıyorum ki hani güzel anlaşılsın diye. Bu halkaya yine bunu takıyorum. Bir gövde elde ediyorum. Gövdeyi elde ettikten sonra tüy yapımı için söylüyorum. Bir ipimi ikiye katlıyorum. İkiye katlıyorum. Bakın üst üste koyuyorum. Yününüzü de aynı şekilde yapın. Ben büyükle özellikle göstermeyi tercih ettim ki herkes bunu kolaylıkla yapsın diye. Düğümünüz bu. Burada düğümünüz. Biri bu şekilde çocuklara bebek de yapabilirsiniz, ayak yapabilirsiniz, ortasına kıyafet yapabilirsiniz. Eşitliyorum. Dün Gülsüm Hanım'a gösterdim bunu, çok hoşuna gitti. Şimdi bunu buradan, bunu buradan eşitliyorum, çekiyorum, yukarı alıyorum. Daha sonra biraz sıkıştırıyorum. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra bunları her birini tek tek açıyorum.
aşağı kadar bunu yapıyorum. Her birini tek tek açıyorum. Şöyle. Tek tek açtıktan sonra şöyle bir tarakla, bu bizim papyonun tarağı. Ondan tarıyorum. Yünlerinize ya tarakla ya böyle tel bir fırçayla fırçalıyorsunuz. Bir kere daha düğümü son kez gösteriyorum. Şu şekilde. Bakın şuradan. Evet. Böyle böyle diziyorum. Sonra şunu bir formluyorsunuz. Formladıktan sonra ondan sonra kesmeye başlıyorsunuz buradan. Bir form vererek kesiyorsunuz. Yani şu şekilde kestim kenarlarını. Yünle ve daha küçük yapmak daha kolay. Çünkü orada kesmek, elinize alıp da kesebilirsiniz. Bir şablonun üstüne yatırabilirsiniz. Bu biraz ağır oldu. Ben mesela kızıma yaptığım makromelerin bazı kenarlarına bunlardan sarkıttım. Evde çalışırken mesela böyle kancalarla da çalışabilirsiniz. Yani makrome yapmak için bu kancalara, yapı marketlerde satılan, üstüne elbise asılan eşek dediğimiz eşeklere ihtiyacınız var. Yani boru şeklindeki askılıklara ihtiyacınız var. Basitçe böyle. Çok mu parladı, patladı?